Biz savaşın bu çalışmaların ilk başladığında da söyledik. Bunun Ukrayna ve Rusya e, gerilimi, savaşı, çatışmasından ayrı bir şey değil yani. Aslında küresel bir şey var ortada ve bunun böyle dünyanın farklı yerlerinde sonuçları ortaya çıkıyor. Şimdi herkes şunu düşünür. Dünyada bak, her, inanılmaz bir böyle yanlış bir e, kanı vardır. Savaşlar olur ve bunun sonucu olarak. Ekonomik krizler ortaya çıkar. Hayır. Savaşlar ekonomik krizlerin bir sonucudur. Bu dünyada bu sistemde hep öyle olmuştur. Sebep değil sonuçtur arkadaşlar. Ne zaman ekonomide bir şeyler kötü gider, problemler ortaya çıkar. Ne olur o zaman? Dünyada hükümetler bu sefer savaş Mesela bu ekonomik zorluklar çok büyük değil, daha orta ölçekliyse terör olarak karşına çıkar ama çok büyükse savaş olarak çıkar. Devasaysa o zaman dünya savaşına kadar gider bu. Ekonominin ne kadar iyi veya kötü olduğuna bağlı. Ve ekonomiyle ilgili sürekli dünya insanlarına, halklarını, herkesi hepimize bize de yalan söyleniyor. Çok açık yalanlar söyleniyor ve birçok şey, bir birçok şey gizleniyor. Şimdi bir tane Ferit. Ee, bir Tablo göstereceğim. Yani e, o tablo üzerinden bir şey söyleyeceğim, bak çok aslında basit böyle, hiç karışık gibi algılanmasın. Bu ne biliyor musunuz? <laughs> Fedin tabi veri tut şey 2011'den beri tutulan bir veri. Fedin kendi resmi internet sitesinde. Fedin bilançosundaki kar ve zararları gösteriyor. Bu ortadaki çizgi sıfır. Ne zaman sıfırın altına inerse zarar yazdığı anlamına gelir üstünde ise de işte burası e, milyar dolar olarak gösteriyor 3000 dediği mesela. Pardon e, ne diyor millions of dollars? 3000 dediği 3 milyar olmuş oluyor. 6 sıfır koy. Tamam mı? Böyle birkaç milyar dolar haftalık veri tamam mı? Sürekli bunu burada görüyorsun, takip ediyorsun. Ama bak dikkat edin bu 2022'ye kadar olan kısmını gösterdim size. Şimdi dikkat edin. Tamam mı? Buraya dikkat edin. Hiç şaşırmayın. Hatta şaşırabilirsiniz. Şimdi ben bu tabloyu genişleteceğim ve ne göreceksiniz? Bakın 2022'ye e, kadar 2011-2022 arası olan tablo Fed'in kar ve zarar tablosu. Büyütüyorum arkadaşlar. Hop. Bugün şu anki evet, bakın tamam, 2020'den tamam. 22'den beri şu sıfır dediğim orta çizgi var ya. Ne oluyordu arkadaş? E, hep sıfırın üstünde devam evet. ederken birden bire 2022'den beri güm diye aşağı çakılıyor ve sürekli Fed zarar yazıyor. ne, ne yazıyorsun arkadaşım yani? Senin ne zararın olabilir ki? Bedavadan para basıyorsun değil mi? Ha. O değil işte bu bankacılık krizi bankalar batmasın diye iki senedir öyle bir operasyon yürütüyorlar ki. Şimdi madem 2022'de bak burada gömüldü değil mi? Yerin dibine gömüldü. O zaman abi gidelim. Ee, bir tablo başka bir şey göstereceğim. İşte Amerika'daki bu bütün dünyada da uygulayabilirsin. Amerika'daki büyüme rakamlarını gösteren bir tablo. Sıfır ortadaki çizgi sıfır. Sıfırın üstünde olan Sayılar pozitif değer, e, altında olan negatif değerler. Yani her bir çubukta bir ay demek, tamam mı burada? Her bir çubuk bir ay gö ayı gösteriyor. E, resesyon neydi tanımı? İki çeyrek dönem üst üste, sıfırın altında gelirse büyüme rakamları, yani eksi gelirse, yani küçülürse, ekonomi daralırsa buna resesyon nedir? Ama ölçüsü neymiş? Altı ay olacak, yani iki çeyrek dönem. Bakın şurada altı tane sıfırın altında çizgi var değil mi? Kocaman. 2020 resesyonu. Şimdi 2020'den beri her herkes zannediyor ki dünyada hiç resesyon olmadı. Nasıl olmadı? Al işte gösteriyorum. İspatıyla ispatlıyorum. Bakın 2022'nin e, ortasından itibaren bakın burada 28.4 yazıyor da bu gerçi işte bu Haziran aslında bu veri geç geldiği için. Şu altı tane eksi çizgi var görüyor musunuz? Evet görülüyor değil mi? Bak, evet, eksik eksi Bu ne demek biliyor musun? Bu resesyon demek. İktisat fakültesinde birinci sınıf öğrencisine bu soruyu sınavda sor. Buna ba, resesyon demezse buna zayıf not verirsin. Şu anda kim biliyor abi 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'nin resesyona girdiği hangi tabloda gözüküyor? Yalan söylüyorlar çünkü gizliyorlar. Koca bir resesyon yaşandı. Al sana bunun karşılığını da şeyde endekste göstereyim. Nasdaq'ta göstereyim. Bak şimdi burası 2020 bakın buraya görüyor musunuz arkadaşlar 2020 çöküşünü? 2022'de biz hep söyledik bak çöküyor, gidiyor bilmem ne, hala diyorlar ki bir şey olmaz. Al burası da 2022'de başlayan resesyon bak. Buradan 16.300 seviyelerinden, 16.200'lerden gömüldüğü yer 10.000. Yüzde yakın gömülmüş görüyor musun? Bir sene yayıldığı için millet farkına varmıyor. Tamam mı böyle kurbağa gibi kaynatılan suyu. Ya bu kadar açtı görüyorsunuz bak bu aylık grafikte pardon haftalık grafik daha net gözüksün diye haftalığı aldım günlükte bakarsan biraz daha şey gözüküyor. Bak daha bir şey plan, uzak plan. Ama burada da belli. Yine tekrar bir haftada görüyor, getireyim. Neymiş o zaman? Bu Demin bu tabloda gördüğümüz al bu resesyonun karşılığını Nasdaq'ta bir şey olmuyor falan filan diyenlere kapak olsun tamam mı? Bak burası, şu şurası 2020 bundan daha kocaman bak görüyor musun buraya? Burası da 2022 resesyonu gizlediler ya. Koskoca bir resesyonu Hı. Bütün dünyadan gizledik. Kaçınızın haberi var arkadaşlar? Yani bizi izleyen izleyicilerimize soruyorum. Kaç kişi biliyor bunu? Biz izleyenler biliyor. Yani bir İzlemeyen kimseye sor. Haberi bile yoktur yani. Şimdi böyle bir tablo var dünyada. Bugün geldiğimiz noktada hatta şunu da söyleyeyim. O ilk baktığımız, pardon ikinci baktığımız şu tablo vardı ya. Şunu biraz daha genişletelim. Burada aslında e, aralarda da mesela şurada mesela bak. İşte 2000 15, 18. Bu aralarda da bak çok sıfıra yakın olduğu yerlerde de aslında sıfırın altında gerçekte. Çünkü enflasyon rakamları yalan. Tamam mı? Gerçek değil. Amerika'da Labor Bureau Statistics'in yani bizdeki TÜİK gibi açıkladığı rakamlar gerçek değil arkadaşlar. Milleti kandırıyorlar. Gerçek rakamları orada Shadow Stats kurumu bizdeki enak gibi o da açıklıyor. Fed'in açıkladığının aslında iki katı. Bunu hesaba kattığın zaman büyüme rakamları çünkü enflasyon düşülerek hesaplanır. Çok daha e, resesyonist dönemler var ama bu sefer resesyonist değil arkadaşlar. Depresyonist bir dönemin içine girdik şu anda ve wow. e, şeyi e, bunun şeyi de sonucu da savaşlardır. Hani dedim ya savaş sebep midir, sonuç mudur konuşuyoruz ya. Önümüze koyulan tablo aslında gerçek onların söyledikleri gibi değil. Arka planda başka bir şey var. Gizlenen bir e, hikaye var. Namussuzca bir sistem var ve bunu gizlemek için her türlü sansürü uygulamasını da özellikle Eylül sonundan beri öyle sansür operasyonları yapıyorlar ki bilinsin istemiyorlar. Çünkü bundan sonra yaşanacak olanların da ne olduğu bilinsin anlaşılsın istemiyorlar. Evet. Yani böyle yani genel tablo. Evet çok yani depresyonist bir ortam dedin ya gerçekten e, önemli oldu. Eee Dünyayı buraya sürüklüyor birileri. Değerli takipçilerimiz. Yaptığımız, e, uzun süredir yaptığımız yayınlarda bahsettiğimiz bir konu vardı biliyorsunuz. Para savaşlarından hep bahsettik biz. E, dünyanın e, rezerv parasının hangi para birimi olması gerekiyor kavgasını izliyoruz şu anda demiştik. Rusya-Ukrayna'ya başladı. Tayvan-Çin'i konuştuk. Şimdi de e, Filistin-İsrail arasındaki cephe e, büyüyor. ve Bu dünyaya da en azından belki de Orta Doğu'ya da yayılacak gibi gözüküyor. Bunu söyleyelim. Çünkü olaylara bizi alıştırdılar. Farkında mısınız? Bakın olaylara insan zihni, insan beyni biraz böyledir. Hemen alışırız. Yani olayları basit bir İsrail Hamas çatışması gibi görmeye başladı bütün dünya halkları, hatta Türk halkı da öyle. Bizim kendi halkımız da öyle. Çok duygusalız. Hemen böyle sokağa çıkmalar, eylemler falan filan ama oysa ki Perde arkasında yaşanan olaylar daha büyük. Yani aslında birileri bu e, sokağa çıkanları da kullanıyorlar. Onlar farkında değiller. Çünkü birileri, Hamza'nın söylediği gibi, savaş istiyorlar. Bu açık ve net. Yani koskoca ABD Başkanı Biden'ın rahat rahat İsrail'i savunması, yani çocuklar ölüyor, bebekler katlediliyor. Yani illa bu yorum yapmak için bir taraf olmaya gerek yok. Eğer insansan bu yorumu yaparsın. Ama bir çıkarım varsa, insan değilsen, vahşi bir canavarsan, emperyalist bir canavarsan sonucu böyle oluyor işte. Çünkü yıllardan beri bahsediyoruz. ABD'nin ekonomisi, bakın ABD'nin ekonomisi batmaz. Bahsettiğimiz konu başka. Ama ABD'nin e, genel anlamda ekonomisi iyiye gitmiyor. Ve bu da krizlere sebep veriyor. Aynen Birinci Dünya Savaşı'nda, dan önce olduğu gibi, aynen İkinci Dünya Savaşı'ndan önce olduğu gibi ve bu sefer de ekonomik sebeplerle dünyayı adeta böyle e, e, çimen gibi ezecekler gerçekten. Durum o şekilde e, gözüküyor. Hani bir örnek daha vereyim. Hani Biden böyle rahat rahat konuşuyor, hiç bir şey olmamış gibi. Avrupa'nın liderleri de hemen hemen öyle, hiç bir şey olmamış gibi. Çünkü biliyorlar, planlı her şey hazırdı zaten başından beri. E, şimdi. İsrail'in 11 Eylül'ü dedik ya bir taraftan bu olaylar. ABD'nin de 11 Eylül'ü olmuştu. Sonra Irak'a girmişlerdi. Biliyorsunuz artık o durumları. Şimdi dün baktım bu sefer de işte ABD'nin sadece Biden değil diğer yetkilileri de ekrana çıkıyorlar. İşte ne bileyim kara kuvvetleri komutanları işte askeri yetkilileri falan filan. İşte diyorlar ki Irak ve Suriye'deki Amerikan üstlerine saldırı düzenlendi. Son dakika diyor. E zaten bizim medya da hemen anında son dakika diye e, veriyor. İşte ilk haber buydu. Ondan sonra Yemen açıklarında seyreden Amerikan gemisini, işte oradaki biliyorsunuz Yemen'de e, Hulusi milisleri var. E, onların e, İsrail'e bir füze gönderdikleri ve ABD gemisinin de o füzeyi havada imha ettiğine dair şeyler. Ya şimdi bizim medya hemen tabi zıpladı. Hop son dakika falan filan. Ya bakıyorum bir can kaybı yok. Herhangi bir saldırı görüntüsü de göremiyorum. <laughs> ya hiçbir şey yok ortada yani olsa herhalde düşer de ortaya bir, şey, bir şeyler, bir ateş mateş falan filan. Yani şunu demeye çalışıyorum. Köşeye sıkışan devletler böyle olayları abartarak kendilerini kendilerine bir zemin hazırlarlar ve sonucunda da masum halkı da ezerler. Olay bu.